Bu ne? Mührüm neden bu halde? Allah Allah. Nasıl olur? Vallahi anlamadım sultanım. Bal mı kalmış sultan? Evet, ben de onu söylüyorum. Olacak şey mi bu? Kim ne sebeple el sürer benim mührüme? Derhal araştırın. Emredersiniz. Baş üstüne. Yakup Ağa, mektuplar herkese tek tek elden ulaştırılacak. Ya şüphe ederlerse paşam, teyit etmeye çalışırlarsa? Mührü görmeleri kâfi. Mektupların Kösem Sultan'dan geldiğine ikna olacaklar. Malum, valide sultan deyince akan sular durur. Peki ya bu paralar? Yeniçeri Ocağı'ndaki dostlarımıza gidecek. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Haddim değil ama ikaz etmekte vazifem. Paraları yolluyoruz lakin bizi sıkıntıya düşürmesin sonra. Vaziyetimiz belli. Zor günlerden geçiyoruz. Sen orasını hiç merak etme Yakup. Kösem Sultan'ın adamları yanlarında bir servet getireceği için zor günler geride kalacak. Sultan. Beni neden çağırdığınızı biliyorum. Yeniçeri meselesini hünkârımıza anlattığım için. İnanın bana. Bu en çok kemankeş kolunuzu yaraladı. Bağışlayın. Lakin ben böyle bir vaziyeti hünkârımızdan saklayamazdım. Ziyanı yok, ben alışkınım böyle şey. Kim bilir kaç kışım, kaç baharım geçti bu sarayda. Acı keder bir yana, çok mutlu zamanlarım oldu. Dostlarım oldu mesela. Bana sadık insanlar oldu. Sevdiklerim oldu. Çoğunu kendi ellerimle toprağa verdim. Hepsine selam olsun, ruhu şad olsun. Amin. Biliyor musun kemankeş? Bazen ölmek birine güvenmekten daha kolay. O kadar zor ki etrafında sadık birini bulmak. Yıllar sonra ilk defa birine güvendim. Canıma yoldaşsaydım. Tıpkı yitirdiklerim gibi.
Yanılmışım, sen onlardan biri değilmişsin. Thank you.